Meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantı programımız biraz daha farklı. Özellikle son zamanlarda hem bilimsel camiada hem sosyal medyada ve diğer yerlerde çok fazla yer bulan zayıflama tedavileriyle alakalı ve bu tedavilerin fertilite üzerine olan etkileriyle alakalı. Şimdi bu şeyde toplantıda 3 tane konuşma olacak. Birincisini Doktor Cem Ahyan yapacak. Fertil Steril'de 2022'de yayınlanmış olan bir makale bu. Beklemeye değer mi? Obez ve infertil kadın ve erkekler esasında ikisi de var bu makalede. Yani prekonsepsiyonel şey kaybı için, kilo kaybı için beklemeye değer mi? Birinci makalemiz bu. Ondan sonra Doktor Can Belloğlu bize GLP-1 reseptör agonistleri devrinde obezite ve infertilite tedavisini anlatacak. Ve son olarak da Şeyma da yakın zamanda Medscape'te yayınlanmış olan, esasında bu bir görüş ve küçük bir derleme yazısı. GLP-1 reseptör antagonistleri en yeni fertilite tedavisi mi konusuna değinecek. Tabii burada bu GLP-1 reseptör agonistleri oldukça tartışılıyor son zamanlarda. Etkin olduklarına dair kimsenin şüphesi yok. Yapılan büyük çaplı randomize çalışmalar var. Ve bu randomize çalışmalarda plasebo ile kıyaslandığında ya da tedavi almamış olan kadınlarla kıyaslandı, kadın ve erkeklerle kıyaslandığında GLP-1 yani glukagon-like peptide 1 reseptör agonistlerinin etkinliği değişik çalışmalarda %20-30'lara kadar çıkıyor. Yani kilonun %20-30'u kadar bir kilo kaybına neden oluyor. Etkinlik konusunda çok bir tartışma olmasa bile daha sonraki bu ilaç bırakıldıktan sonra ne oluyor? Bu ilacı bir ömür boyu mu kullanması gerekecek? Ya da gebe kalmayı planlayan kadınlarda kullanılıp kesildikten sonra herhangi bir potansiyel yan etkisi var mı? Örneğin gebelik sırasındaki kilo alımı ile alakalı. Aynı şekilde yine gebelikte yapılacak olan glukoz tarama testleri ile alakalı. Böyle etkileri var mı? Bütün bunlar da tartışılıyor. Onun dışında tabii bütün sosyal medyada yine ve diğer yerlerde dönen, internette dönen pankreatit benzeri ciddi yan etkilerde burada bu tedavilerde olabiliyor. Gerçi bunların oranları çok düşük ama yan etki çok önemli bir yan etki olduğu zaman bu da önemli bir oranda ses getiriyor. Şimdi biz Cem'le başlayalım. Önce şişman bir karı koca karşınıza geldi ya da adam şişman ya da kadın. Obez ya da overweight. Böyle bir kişi infertilite ya da bir çift infertilite ile geldiği zaman beklemeye değer mi? Yani siz gidin kilo verin, ondan sonra gelin mi demek lazım, yoksa tedaviye hemen başlanabilir mi? Cem, ben sana yetki verdim. Kendim sharingimi kapıyorum. Sen ekranını paylaşabilirsin ve hemen başlayabilirsin. Peki abi çok teşekkürler. Değerli meslektaşlarım iyi günler. Ben bugün size randomize kontrollü çalışmalardan oluşan bir review sunacağım. Çağımızın hastalığı artık biliyorsunuz bu obezite. Maalesef infertilite ile de bir araya sıklıkla geliyor. Şöyle, şimdi bir kere obeziteyi değerlendirirken bir iki şey bilmek lazım. Genel popülasyonda %15-17 olarak raporlanan infertilite oranları obezitede yaklaşık iki katına artıyor. Yani %30-35'lere kadar yükseliyor infertil olma ihtimali obez çiftlerin. Ve obezitenin hem natürel hem de asiste konsepsiyon sikluslarında negatif etkileri olduğunu biliyoruz. Obezitenin reproduktif outcome'ları kötüleştirme mekanizmaları belli. En sık gördüğümüz şey anovülatuar sikluslara yol açması. Gecikmiş konsepsiyona, tedavi için kullandığımız, ovülasyon indüksiyonu için kullandığımız ilaçlara direnç gelişmesine yol açıyor. Dolayısıyla ilaçların dozunu ve tedavi maliyetini çok arttıran bir faktör oluyor. IVF sikluslarında canlı doğum oranlarını düşürdüğü, azalttığı düşünülüyor. Ve tabii oluşan gebeliklerde de gebelik kayıplarını ve
obezite kaynaklı gebelikte yaşadığımız sıkıntıları işte hipertansiyondan, gestasyonel diyabetten değişik anomalilere kadar arttırıyor. Dolayısıyla hiç arzu edilmeyen bir durum. Fakat şimdi obeziteyi bir netleştirmek lazım. Yani ne kadar kilo, ne kadar farklı ya da ne kadar obez demek. 1,60 boyundaki bir kadın 65 kiloysa BMI 25, yani normalin üst sınırında kabul ediliyor. Ama 77 kiloysa şişman sınırına giriyor. BMI 30'a çıkıyor. 1,65 olan bir hanım için de 68 kilo ve 82 kilogramlar arasında geniş bir range var. Çalışmaları değerlendirirken de çalışmaların bir kısmı BMI'nin 30'un üzerinde olmasını ve o noktada tedavi verilmesini kabul ediyor. Bir kısmı 25'i kabul etmiş. Ama aradaki mutlak değerin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bunları size gösterdim. Dolayısıyla hani bunlardan hangisine nasıl yaklaşacağı klinisyen için hakikaten önemli bir sorun. Erkek obezitesi de ciddi bir sorun. Erkek obezitesinin sekonder hipogonadizme yol açtığını biliyoruz. Erkekte östrojen seviyelerini çok yükseltiyor. Sertolisel fonksiyonlarını azalttığını biliyoruz ve sperm parametrelerinin tamamına olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Şimdi karşınıza iki tane hasta geldi. Birisi 20'li yaşlarda, BMI yüksek. Öbürü 38 yaşında, BMI gene yüksek. Şimdi hangisine nasıl tedavi yapalım? Hangisinde ne kadar bekleyelim? Bu klinisyen için hakikaten çözülmesi zor bir sorun. Günümüzde tedaviler biliyorsunuz her hasta için özel olarak tailor ediliyor. Her hastaya ayrı bir tedavi protokolü şey yapılıyor, düzenleniyor. Özellikle obezite konusunda bu klinisyenin yaklaşımı çok önemli. Çünkü elimizde standart uygulayacağımız, takip edeceğimiz bir rehber klinik uygulama şeyi yok. Bilimsel datalarla oluşturulmuş bir şey yok. Guideline yok. Şimdi burada seçtiğiniz şey şu. Önce hastaya şey verelim, kilo verdirelim. Gebeliği işte birkaç aydan birkaç seneye kadar geciktirelim, bekleyelim. Veya bunları yapmayalım, bunları yaparak vakit kaybetmeyelim. Hastanın bir an önce fertil hale kalmasını, gelmesini sağlayalım. Vermemiz gereken karar bu. Şimdi bu çalışma bu konuyla ilgili, yani kilo kaybı ile ilgili yapılmış randomize kontrollü çalışmaları incelemiş. Bu randomize kontrollü çalışmalarda gebe kalmadan önce eşlere, özellikle kadına kilo verdirilmesi, eşler derken kadının kilo vermesini kastediyor. Kadına kilo verdirilmesinin konsepsiyon oranlarını arttırıp arttırmadığına, canlı doğum oranlarını arttırıp arttırmadığına ve sağlıklı doğum oranlarını arttırıp arttırmadığını primer endpoint olarak alan çalışmaları incelemiş. Sağlıklı doğumdan kastettiği de şu: tek canlı 37 haftadan büyük, normal kiloda ve majör doğumsal anomalisi olmayan bebekleri kastediyor. Şimdi önünüze böyle bir hasta geldiği zaman iki tane aslında seçeneğiniz var. Bir tanesi kısa dönemde bu hastaya nasıl kilo verdiririm ve tedaviye nasıl alırım diye. Bir tanesi de uzun dönemde. Kısa dönemden kastettiğimiz tedavi genellikle 3 ila 6 ay süren tedavileri şey yapıyor, içeriyor. Bunların başında hastanın yaşam şeklini, alışkanlıklarını değiştirmesi geliyor. İkinci seçeneğiniz hastaya vereceğiniz ilaç tedavileri, ki benden sonraki konuşmacılar detaylı anlatacak. Bir üçüncüsü de bunları kombine etmek değişik şekillerde. Long term faydalardan söz etmek için de hastaların cerrahi, bariyatrik cerrahi girişimler geçirmesini kastediyoruz. Bu girişimlerden sonra da ortalama bekleme süresi 1 ila 2 yıl olarak kabul ediliyor. Yani daha genç bir hastada belki bu daha faydalı bir yöntem gibi görünebilir. Şimdi obezite o kadar kompleks bir konu ki pek çok şeyi bir arada içeriyor ve bunları aslında kadın doğumcu olarak sizin kontrol etmeniz, değerlendirmeniz veya tedavi etmeniz de kolay değil.
Hastada obeziteye yol açan veya obezite ile birlikte tetiklenen bir takım sağlık sorunları oluyor. Bunlardan işte başında kronik stres, uyku kalitesinin bozulması, uyku düzeninin, sirkadyen ritmin bozulması, dolayısıyla beraberinde yeme bozukluklarının ortaya çıkması, sürekli proses edilmiş, işlenmiş gıda tüketmek, natürel gıdalardan, natürel beslenme tarzından uzaklaşmak, sedanter yaşam şekli, bu artık günümüzün majör sorunlarından bir tanesi. Hakikaten fiziksel olarak inaktif pek çok hastamız. Ama öte yandan bir takım şeyler de var. Genetik polimorfizmler, tekken hastalıkları var. Monojenik ya da polijenik genetik faktörler var. Hastada obeziteye yol açan. Beraberinde diyetin kötü kalitede olması, bunun yarattığı mikrobiyom değişiklikleri, yoğun antibiyotik ya da düzensiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bağırsak florasının ve mikrobiyomunun değişmesi, net sonuçta mikrobiyatayı bozduğu için kronik inflamasyona ve obeziteye yol açan faktörler oluyor. Şimdi bunların hangilerini değiştirebiliriz, hangisini tedavi edebiliriz, bir onları düşünmemiz lazım. Şimdi bir klinisyen olarak obez bir hastayla ya da çiftle karşılaştığımızda değerlendirmemiz ya da bilmemiz gereken birkaç şey var. Bir tanesi, aynı tedaviyi, aynı önerileri hastaya yapmanıza rağmen ya da önünüze gelen birkaç hastaya yapmanıza rağmen her hastanın buna uyumu ve bu tedaviye verdiği yanıt diğerinden farklı olacak. İkincisi, hastaların diyet ve aktiviteye bakışları ve buna konsantre olup uygulama oranları farklı olacak. Her hastanın bu tedaviden elde ettiği kilo kaybı birbirinden farklı olacak. Kilo verme hızları birbirinden farklı olacak. Ve verdikleri kiloda kalabilmeleri her hastanın birbirinden farklı olarak değişkenlik gösterecek. Klinikte çok sık gördüğümüz durum, çok kısa sürede bu kilo kaybının tedavinin ya da bu diyetin bırakılmasıyla tekrar geriye alınması şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim klasik bilgimiz yıllardır vücut ağırlığının %5'i ile 10'u arasında diyet ve aktiviteyle kilo verilirse hastanın insülin rezistansında, tansiyonunda ve lipid düzeyindeki düzelmeyi bekliyoruz ve böyle olduğunu biliyoruz. Bu kanıtlanmış bir şey. Fakat bir de konsepsiyon açısından, infertilite açısından hastanın bu kadar kilo kaybının konsepsiyonu arttırdığını, canlı doğum arttırdığını ve iyi doğum, güzel doğum sonuçlarına yol açacağını varsayıyoruz veya ümit ediyoruz. Öyle söylemek lazım. Şimdi bir hastaya yaşam şeklini değiştirmesi ya da diyetini düzeltmesini nasıl önereceğiz? Yapması gereken ne hastanın? Bir kere ilk yapmanız gereken şey hastanın günlük kalorisini 1500 kilo kalorinin altına indirmek. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız kilo vermek amaçlı. Bazı rejimler çok hızlı sürede, çok kısa sürede kilo vermeyi sağlamak için çok düşük kalorili, çok sert rejimler uyguluyorlar. Bunlarda da neredeyse açlık rejimi, günlük 800 kilo kalorinin altında diyet veriyorsunuz hastaya. Çok hızlı bir şekilde kilo kaybını elde ediyorsunuz. Bir diğer şey hastanın aktif olmasını sağlamak. İşte aktivitenin ölçüsü ortalama 10 bin adım kadar günlük adım atmasını sağlamak. Popülasyonun çok büyük bölümü bunu yapmıyor. Bunun çok daha azı, hatta 4 binin altında bir ortalamaya sahip popülasyon. Onun için bu da çok önemli. Hastaya egzersiz önerdiğinizde de önerdiğiniz egzersizin haftada 150 dakika olması gerekiyor. Egzersizin de bir tanımı var. Tıbbi olarak bir aktiviteye egzersiz diyebilmemiz için istirahat nabzını %50 arttıran ve o seviyede tutan fiziksel aktiviteyi kastediyoruz. Yani hastanın istirahat nabzını işte %50 arttıracaksınız. Haftada 2 ya da 3 defa ya da 4 defa ne kadar da yaptırırsanız toplam 150 dakika bu nabızda kalmasını sağlayacaksınız.
Egzersizin American Physicians Association tarafından tanımlanmış şeyi bu. Karşılığı bu. Yani çıktım yarım saat yürüdüm, bir saat yürüdüm filan, o egzersiz değil. Nabzın mutlaka şey olması gerekiyor. Yükseliyor olması gerekiyor. Eğer hasta diyet yapmıyor ya da siz yalnızca egzersiz yaparak hastaya kilo verdirmek istiyorsanız bunun çok daha uzun süre alacağını bilmeniz lazım. Davranış şekillerini, kalıplarını değiştirmeniz lazım. Bununla ilgili öneriler yapmanız lazım ve günümüzde çok popüler olan işte bu bireysel koçlar, yaşam koçluğu, mindfulness, işte kognitif behavioral tedavi dediği, işte hastaya belli davranış kalıplarını öğretmek ya da onları yapmasını sağlamaya çalışmak, ama bunların tabii bireysel olarak değişkenliği çok fazla, son derece subjektif bir yöntem. Ama sonuç olarak şişman bir hastanın yaşam şeklini değiştirmek bu yaptıklarınızla mümkün oluyor. Bunu yaptığınız zaman ya da bir hasta büyük uyum gösterdiği zaman ortalama olarak 4-6 ay içinde vücut ağırlığının %3'ü ile 7'si kadar kilo kaybedeceğini biliyoruz. Hastaların çok büyük bölümü, %80'den fazlası, bu verdiği kiloyu yaklaşık bir yıl içinde geri kazanıyor. Davranış modifikasyonları hastanın verdiği kiloyu ya da ulaştığı düşük kiloyu korumasında aslında daha çok işe yarıyor. Hastaların şöyle bir problemi de var. Sizin bu tedaviyi önerdiğiniz hastalığın ortalama 1/3'ü bu tedaviyi bırakıyorlar. Ya kilo veremiyorlar, ya da verdikleri kiloyu tutturamadıkları için ya da devam ettirdikleri için ya da kabaca önceki yaşam şekilleri daha çok hoşlarına gittiği için geçmişe ya da ilk yaptıkları şeye geri dönmeyi tercih ediyorlar. Erkek hastalarla ilgili bu yaşam şekli değişikliğinin kilo kaybıyla ve infertilite ile ilişkisini araştıran bir randomize çalışma yok. Şimdi gene detaylı anlatılacak ama elimizde, ben şimdi size listeledim mevcut olan anti-obezite medikasyonlarını. Bunlar FDA'nin onayladığı ilaçlar. Orlistat en meşhur olanı, gebelerde de çalışması yapılmış olan ilaç bu. Bunun dışındaki ilaçların hiçbirinin çalışması yok, datası eksik. Orlistat Zenical ismiyle satılıyor. Şey, bildiğiniz popüler olan Saxenda ve Ozempic, liraglutide, semaglutide. Bunların hepsi gebelikte kullanımı kontraindike ilaçlar. Bu da beraberinde şöyle bir kaygıyı getiriyor. Acaba siz hastalara bu ilaçları verip kilo vermesini sağlarsanız akabinde oluşan gebelikte acaba teratojen etkileri olacak mı bunların diye. Onunla ilgili de gene bir slaytla size bilgi vereceğim. Bu grubun içinde en başarılı olan Osimia ismiyle satılan fentermin toprimat 8,8 kilo ortalama kilo kaybı sağlamış. Gene aynı şekilde Ozempic de son derece etkili. Bu güncel glukagon-like peptit analoğu, o da ortalama 12,7 kilogram kadar zayıflamayı sağlamış bu tedavide. Etki mekanizmalarına, detaylarına girmiyorum. Nasılsa konuşulacak onlar. Şimdi bir hastaya ilaç vermenin de bir takım limitasyonları var bizim açımızdan. Bu bir kere verdiğiniz ilaçtan beklediğiniz fayda hastanın işte %3 ila 7'lik bir kilo kaybını ortalama 12 ay içinde sağlamak. Pardon, geri gidiyorum. Teratojenik potansiyeli olduğu için bu ilaçlar, ismi geçenlerin hepsi gebelikte kontraindike kabul edilen ilaçlar. Bazı hastaların bu ilaçlara hiç yanıt vermediğini baştan bilerek başlamak lazım tedaviye. Çok ufak bir grup hastanın da beklenenden çok daha iyi, süper response dediği bir yanıt verdiğini biliyoruz. Burada liraglutide ile gebelik exposure olduğunda, gebe bir kadın buna karşılaştığında yaklaşık doğumların %1,8'inde konjenital anomali geliştiği bildirilmiş. Canlı doğum oranlarını da %47 olarak rapor etmişler yalnızca bu ilaç için.
Anti-obezite şeylerinin, ilaçlarının işte buna şey de dahil, semaglutide de yani Ozempic de dahil, kadınlarda, gebe kalmaya çalışan kadınlarda datası son derece limitli. Erkek fertilitesini düzeltmesi açısından da bu ilaçların kullanımı ile ilgili bir data yok elimizde. Şimdi elimizdeki üçüncü tedavi seçeneği cerrahi tedaviler, yani bariyatrik cerrahi yapalım mı? Pratikte iki tane majör ameliyat var en sık uygulanan. Bir tanesi Roux-en-Y denen gastrik bypass ameliyatları. Bir tanesi de sleeve gastrektomi. Aslında sleeve gastrektomi artık rutin uygulanan bir ameliyat gibi düşünülüyor bu tür şeyler için, bu amaç için. Yalnızca diyabeti olan ya da ağır metabolik sendromu olan hastalarda Roux-en-Y belki daha ön planda tercih edilebilecek bir ameliyat şekli gibi gözüküyor. Hastaların en az %50 ila %70'inin ameliyattan 1 ila 2 yıl sonra kilolarının azalttığını biliyoruz. Roux-en-Y ameliyatı yapıldığında kilo kaybının 5 ila 7 yıl sonra bile devam ettiğini, daha doğrusu düştüğü kiloda kaldığını biliyoruz hastanın. Gene Roux-en-Y'ın GLP-ye, peptit tirozin, tirozine, leptine ve gerilin hormonlarına istenen yönde etki etmesi nedeniyle metabolik sendromu olan hastalarda sanki daha ön planda düşünülmesi gerektiği söyleniyor. Ama tabii bizim konumuz o değil. Bizim konumuz şu: hastaların %90'dan fazlası kilo vermeyi başarıyorlar bu ameliyatlardan sonra. Ve hastaların en az %20'den fazla vücut ağırlıklarında azalma olduğunu biliyoruz. Ve hastaların %70 kadarı bu kilo kaybını yaklaşık 10 yıl kadar takip edilen süreçte de korumayı başarıyorlar. Ancak bir şeyi var, limitasyonu var. O da şu: bu ameliyatı yaptıktan sonra 12 ila 18 aylık bir süre beklemek gerekiyor. Hastaya gebelik önerilmiyor. Dolayısıyla over rezervi düşük ya da ileri yaş problemi olan hastalarda bu uygun bir tedavi yöntemi olmaktan çıkıyor. Şimdi sonuçları, şimdi size tek tek çalışmaları göstereceğim. Farklı olanları da size iletiyor olacağım. Şimdi esas büyük çalışma bu Wang'ın çalışması, 2021'de yaptı. Fakat BMI'yi 25'in üstünde olan hastaları almış. Diğer çalışmalarda hep BMI 30 ya da 28 olarak kabul edilmiş. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Primer outcome'ı canlı doğum. Her iki grupta da 400'ün üzerinde hasta var. İki gruba randomize edilmiş hastalar. Hastalara IVF yapılmadan önce 4 ila 12 hafta boyunca orlistat tedavisi veya plasebo verilmiş. Orlistat grubunda kilo kaybı biraz daha fazla olmasına rağmen istatistik anlama ulaşamamış. Her iki grup arasında da canlı doğum oranları arasında bir fark oluşmamış. Her iki grup arasında da konsepsiyon oranları, klinik gebelik oranları veya gebelik kayıpları arasında bir fark gösterilememiş. Sim'in bir çalışması var. Bu da BMI 30'dan yüksek hastalarda. Bu klinik gebelik oranlarını şey yapıyor, değerlendiriyor tedaviden sonraki ilk 12 ay içinde. Yani o dönem içinde birden fazla kere de tedavi almış olabilir hasta, IVF almış olabilir. Ama ilk tedavisi 12 hafta boyunca hastaya kilo verdiriyorsunuz. Çok düşük enerjili bir diyet veriyorsunuz. Arkasından hipokalorik bir diyetle devam ettiriyorsunuz. Sonra da IVF ya da dondurulmuş embriyo siklusunu alıyorsunuz. Kontrol grubunda da bunları yapmadan direkt tedaviyi alıyorsunuz. Burada gruplar arasında yine kilo kaybı açısından beklendiği üzere anlamlı fark olmasına rağmen klinik gebelik oranları burada intervention grubunda %48'e %14, yani daha yüksek canlı doğum olduğunu gösteren bütün bu randomize çalışmaların içinde yalnızca bu. Onun için bu çalışmaya dikkatinizi çekmek istedim. %48'e %14 gibi bir canlı doğum oranlarında artış göstermiş bu çalışma. Diğer çalışmalar, Mora'nın çalışması gene 28'in üstündeki BMI'ları almış. İşte bir grupta 18, bir grupta 20 hasta var.
diyet, egzersiz, oosit toplamadan önce vermişler hastalara 5 ila 9 hafta veya vermemişler kontrol grubunda. Kilo kaybı açısından fark anlamlı ama herhangi bir fark yok gebelik oranları açısından. Diğer randomize çalışma 2017'den, o da canlı doğum oranlarına bakıyor. Bu çalışmada da kilo kaybı açısından fark olmasına rağmen canlı doğum oranları açısından fark gösterilememiş. Gene Espinos'un bir çalışması var. O da klinik gebelik oranlarını inceleyen bir çalışma. Gene 20'şer tane hastayı randomize etmişler. Klinik gebelik oranları arasında anlamlı fark yok. Kümülatif canlı doğum oranları şey grubunda, egzersiz yapan ve diyet yapan grupta bir miktar daha yüksek bulunmuş kontrol grubuna göre. Bir diğer randomize çalışma, bu da canlı doğumu, vajinal doğumu endpoint olarak, primer outcome olarak almış. Hastalara vücut ağırlığının %10'una kadar 6 aylık bir programla kilo verdirmişler. Arkasından infertilite tedavisine almışlar. Bir gruba da bunu yapmamışlar. Yaptıkları grupta kilo kaybı gene anlamlı olarak düşük. Burada doğum grubu arasında kilo veren grup biraz daha düşük doğum oranlarına sahip. Yani canlı doğum oranları burada azalıyor olarak çıkmış egzersiz yapan grupta. Ovülasyon indüksiyonu ile ilgili yapılmış Legro'nun bir çalışması var. Bu da gene canlı doğum oranlarını şey yapıyor, değerlendiriyor 37 haftanın üzerinde. Kilo kaybı açısından iki grup arasında fark var. Burada da yaklaşık 190'er hasta var her iki grupta da. Ama canlı doğum oranları arasından bir fark gösterilememiş. Son olarak göstereceğim çalışma Regro'nun 2015'te polikistik overli hastalarda yaptığı bir çalışma. Burada da ovülasyon ve canlı doğum oranları endpoint olarak alınmış. Hastalar 3 gruba randomize edilmiş. 50'şer tane hasta var her grupta. Bir tanesine kontinü oral kontraseptif verilmiş. Bir gruba yaşam değişiklikleri, alışkanlıklar verilmiş. Diğer gruba da orlistat gibi ve increased aktivite verilmiş. Gruplar arasında oral kontraseptif grubunda kilo kaybı açısından bir fark var. Yani oral kontraseptif alanlar kilo verememiş. Diyet ve ilaç alanlar daha çok kilo vermiş. Kümülatif ovülasyon aranları açısından her iki grup birbirine benzer. Gene oral kontraseptif grubu daha düşük olarak çıkmış. Canlı doğum oranları açısından da tedavi alan ve ilaç kullanan grup %25-26 gebelik oranı elde ederken ve fark yokken aralarında şeyle arasında kontraseptif verilen hastalarla arasında fark görülmüş. Sonuç olarak elimizdeki çalışmalar böyle bir hastaya kilo kaybı sağlayıp ondan sonra tedavi etmenin siklus başına konsepsiyon oranlarını arttırmadığını, canlı doğum oranlarını arttırmadığını göstermiş ya da bunu arttırdığını gösteren kanıt bulamamışız. Belki böyle ifade etmek daha doğru olacak. Bu hasta grubu ister ovülasyon indüksiyonuna alınsın, ister inseminasyon yapılsın, ister IVF yapılsın. Bunların hangisiyle tedavi ederseniz edin infertil hastayı kilo kaybı için beklemenin pozitif bir etkisi gösterilememiş bunlara. Ama şöyle bir etkisi var. Eğer hastaya kilo verdirebilirseniz uzun dönemde natürel konsepsiyon oranlarını özellikle infertilite nedeni anovülasyon olan hastalar için arttırmış olabilir. Ve uzun dönem gebelik kaybı, cerrahi sonrası uzun dönem gebelik kaybının da kendiliğinden gebe kalma oranlarını arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir çifti konsülte ederken bu bilgiyi mutlaka vermek lazım. Özellikle morbid obez hastalar için ameliyattan uzun dönemde fayda göreceklerini bilmeleri lazım. Ve gene bu cerrahi tedavilerinde uzun dönemde IVF başarısını arttırma potansiyeli olduğunu bilmemiz lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz Cem. Şimdi tabii bu 2022 makalesi, 2022 Evet. makalesinin içinde bugün için çok fazla popülerize olmuş bu GLP-1 reseptör agonistleri çok fazla Eksik. yok. Evet. Hatta işte cerrahi şu bu falan filan giderek de bu GLP-1 reseptör agonistleri cerrahinin de yerini alıyor. Evet. Bizi de ilgilendiren bir konu olduğu için bunları hani daha iyi incelememiz ve bilmemiz gerekiyor. Şimdi Doğru. Can'a geçmeden önce ben kısaca bir şey göstereceğim. Bir ekranımı şurada bir şey yapayım, share edeyim. Bakın bu Medscape'te Mayıs'ta çıkmış olan bir yazı. Bu yeni çıkan kilo kaybettirici ilaçlarla oluşan tasarlanmamış ya da planlanmamış gebelikler, Factor Fiction diye bir şey. Burada bir gerçek bir vakadan bahsediliyor. Claudia 27 yaşında, yeni evlenmiş. Bir aile kurmak istiyorlar ama yakın zamanda da Claudia 30 pound yani yaklaşık 15 kilo almış. Arkasından Covid patlıyor. Covid patlayınca bunlar şeyden uzaklaşmak için annelerin evine gidiyorlar. Annelerin evinde misafir olarak kalmaya başlıyorlar ve ondan sonra da yemeye başlıyorlar karı koca. İşte burada diyor ki sevinince yiyorduk, üzülünce yiyorduk, her durumda yiyorduk. Ondan sonra izole kaldığımız için yiyorduk, anksiyetemiz olduğu için yiyorduk. Bu arada Claudia'nın kocasının da bir amatör şef olması da çok fazla tabii durumu kolaylaştırmamış. Yani bir taraftan da adam da herhalde pişirip Claudia devamlı yiyor. Bunlar da kilo alıyorlar. Evde jim yok. Ondan sonra dışarı çıkamıyorlar. Dışarıda yürüyüş yapamıyorlar falan filan. Ondan sonra kadın gebe kalmak istiyor bir taraftan. Demiş ki ben önce kilo vermek istiyorum. Ondan sonra gebe kalacağım. Bu kiloyla gebe kalmak istemiyorum diyor. Bunun üzerine semaglutid başlıyorlar. Yani Wegovy. Amerika'daki birkaç tane ilaç var biliyorsunuz. Ozempic bir tanesi, Wegovy bir tanesi, bu Monjuro bir tanesi. Şu anda en sık kullanılan ilaçlar bunlar. Kadın 2 ay bu Wegovy'yi kullanıyor. Bu arada da işte ilaç kullanılırken gebe kalmasın diye de birth control pill başlanıyor. Yani bir doğum kontrol hapı başlanıyor. Fakat kadın telaşla arıyor ondan sonra. İşte benim adetim gecikti, gebelik testi yaptırdım ve gebe kaldım diye. 2 ay sonra ilaçları kullandıktan sonra bu arada kilo da veriyor. 12 haftalık tedavi yani 3 ayın sonunda 30 pound kilo veriyor yani 15 kilo veriyor ama bu sırada da gebe kalıyor. Tabii bir takım soruları oluyor. İşte ben nasıl gebe kaldım? Doğum kontrol hapı kullanıyordum. Ondan sonra acaba bu gebelik benim ilaç kullanmış olmam gebeliği olumsuz olarak etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Çocuk üzerinde bir anormal etkisi olacak mı diye bir takım soruları oluyor. Bunu da buraya bir case olarak koymak istedim. Dolayısıyla bu ilaçların gebelik öncesi kullanımındaki etkinlikleri kazara bir gebelik olduğu takdirde olası riskleri ve bu gebelikte daha önce ilaç kullanmış olmanın getireceği riskleri de bizim biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bunları çok sık artık karşımıza çıkacak şekilde toplum içinde özellikle biliyorsunuz Türkiye'de Avrupa'nın en obez toplumu seçildik bu arada. Gerçekten sokakta yürüdüğünüz zaman aşırı kilolu olmayan yani normal kilolu insan sayısı giderek azalıyor. Şimdi bir yani bunu belki okumanızı önereceğim. Bir de şu ilaçların yan etkileriyle ilgili yine Medscape'te bir tane quiz yayınlandı. Bu daha 2 gün oldu bu çıkalı. Buna da bir bakabilirsiniz. Mesela niye acaba doğum kontrol kullanılırken gebelikler oluşuyor? Çünkü ilk defa bu ilaçların kullanımı sırasında unplanned, unwanted pregnancy'ler olmasıyla biraz gündeme geldi konu. Ondan sonra bunun fertilite üzerine olan etkileri daha çok incelendi ve infertilite tedavisi olarak kullanılabilir mi, kullanılamaz mı diye bakılmaya başlandı. Şimdi daha yakın bir zamanda yayınlanmış, bu sene yayınlanmış bir makaleye geçiyoruz. Onu da bize Can sunacak. Bu Fertisteril'de çok yakın zamanda çıkmış olan bir makale, GLP-1 reseptör agonistleri devrinde obezite ve fertilite tedavisiyle ilişkili.
Bu arada son olarak da şeyi söylemek isterim. Cem'in sunduğu makalede tabii lifestyle changes ve buna yönelik olarak yapılan girişimlerin çok da etkili görünmemesinin arkasındaki temel neden esasında bakacak olursanız çalışmalarda gebelik şey sırasında tedavi sırasındaki kilo kaybı çok az mesela. Intervention grubunda da çok az. Bir tarafta 1,5 kilo kaybetmiş, bir tarafta 2,5 kilo kaybetmiş. Dolayısıyla bunlar esasında overweight insanlar için fark edilmeyecek ölçüde kilo kayıpları. Onun için bence temel şeylerden bir tanesi bu. Ama bu ilaçlarla çok ciddi gebeli şey kaybı oluyor, kilo kaybı oluyor. Dolayısıyla burada mutlaka ki etkinlik yönünden de bir fark çıkacaktır. Evet Can, şimdi seni dinleyelim. Ben Teşekkür ederim hocam. ekranımı kapadım. Ha, sen açabilirsin, evet. Ben gözüküyor mu ekranım şu anda? Gözüküyor olması lazım. Evet. Pardon. Ne oluyor böyle bir gidiyor geliyor gibi? Tamam mı hocam şu anda? Pardon. Evet. Tamam. İzninizle başlıyorum. Şimdi ben bugün sizlere hocamın da bahsettiği gibi Fertil Steril'de Ağustos ayında yayınlanmış ve GLP-1 reseptör agonistlerinin obezite ve fertilite tedavisindeki yerini anlatan bir derlemeyi sunacağım. Şimdi GLP-1 reseptör agonistinin temel etkilerine baktığımızda öncelikle bir gecikmiş mide boşalması görüyoruz. Ve bunun yarattığı doygunluk ve azalmış açlık hissi olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda pankreas üzerine de insülin üzerinden insülin ve somatostatin seviyelerini arttırdığını ve adipositif hücre sayılarını azaltarak kilo kaybı ve hatta inflamasyonu azalttığını görmekteyiz. Hatta bu inflamasyonu azalttığı etkiler pek çok farklı çalışmalara da konu olmuş. Örneğin Parkinson ve Alzheimer hastalığında bile kullanılabileceğine dair çalışmalar mevcut. Peki bizim yazarlar bu ilaçların fertilite üzerindeki etkilerine dair sunum geçiyor mu hocam? Ben Geçmiyor pardon. şu anda. Geçmiyor mu? Özür Ben dilerim. ileri okla yaptım. Tamamdır, özür dilerim. Biraz önce bahsettiğim GLP-1 reseptörlerinin aksiyonlarını burada görmekteyiz. Tekrarlayayım mı ya Yok da... yok, tamam, devam edebilirsin. Tamamdır. Şimdi Şimdi ilerleyebiliyor musun? Tamam. evet hocam, ilerleyebiliyorum. Şimdi yazarlar bu ilaçların fertilite üzerindeki etkilerine dair temelde 3 yaklaşımda bulunmuşlar. Bunlardan ilki bu hastalarda kilo kaybı, BMI'daki azalma sonucu, kilo kaybı sonucu daha iyi hormonal durum, ovülasyon ve insülin rezistansı etkilenerek spontan gebelik şansı arttırılabilir mi? İkincisi de obez hastalarda ARET uygulamalarında karşılaşabilecek daha zor, örneğin ultrason, IUI veya embriyo transferi gibi zorluklar aşılabilir mi? Veya bu hastalarda GLP-1 tedavileri oosit kompetansını arttırabilir mi? Ve son olarak da kilo kaybı ve obeziteden bağımsız GLP-1 reseptörlerinin reproduktif organlarda da var olması sebebiyle acaba bu ilaçların periferik etkileri olabilir mi? Gibi bu üç ana başlıkta değerlendirebiliriz bu makaleyi. Şimdi ben konsepti daha net anlatabilmek adına birkaç çalışmadan bahsedeceğim. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bu ilaçlara dair oldukça fazla randomize kontrollü çalışma var ama temelde hem bu kilo kaybı hem de ilaçların bırakılması sonrası acaba bu kilo alımı bizim fertilite tedavisine bakış açımızı nasıl etkileyebilir? Onun için birkaç çalışma anlatacağım size. Bunlardan ilki 2021 yılında New England Journal'da yayınlanmış ve liraglutid üzerine yapılan bir çalışma. Şimdi bu çalışmada bütün hastalara önce 195 hastaya 8 haftalık bir düşük kalori diyet uygulanmış. Daha sonra da bu 195 hasta plasebo artı egzersiz, sadece liraglutid ve egzersiz artı liraglutid kollarına ayrılmışlar. Ve bunların vücut kilolarına baktığınız zaman %5 ve daha fazla kilo kaybı neredeyse plasebo dahil tüm hastalarda çok büyük oranda görülmüş. Ancak kilo kayıp oranları artmaya başladığında %10-15 bu etkinin egzersizle neredeyse aynı oranlarda görüldüğü, hatta %20 üzerinde sadece ama sadece anlamlı etkinin liraglutid üzerinde olduğunu göstermişler. Şimdi bu çalışmanın diğer bence daha önemli bir yanı da acaba bu kilo kaybının fonksiyonel veya klinik bir yansıması var mı?
Şimdi soldan başlayarak söylediğimiz zaman aslında bu hastaların öncelikle yağ kütlesinde ve kas kütlesindeki değişim nasıl olmuş, kardiyorespiratuar fonksiyonel kapasiteleri nasıl değişmiş, glikolize hemoglobin değerleri ve insülin dirençleri nasıl değişmiş onu görmektesiniz. Ve bu çalışmanın sonucunda şu ortaya çıkmış. Siz sadece ama sadece liraglutidle egzersizi kombine ettiğinizde bu fonksiyonel ve klinik yansımaları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer tüm tedavilerde veya plasebo'da bu etkiyi anlamlı ölçüde görememektesiniz. Şimdi bu çalışmanın devamında, bu da Lancet 2024'te yayınlanmış bir çalışma. Aynı yazarlar, aynı hasta ve aynı randomizasyon tekniğiyle 52. haftadan sonra tedavinin kesilmesi sonrası yansımaları görmektesiniz. Burada da kilo ve yağ oranlarına baktığınız zaman liraglutid kolunda hastanın neredeyse aynı orana, tedavi öncesi orana döndüğünü görmektesiniz. Ve yine 104. haftanın sonunda vücut yağ oranlarında olumlu anlamdaki tek değişikliği yine egzersiz ve liraglutid kolunda görmekteyiz. Liraglutid daha tabii eski nesil bir ajan. Daha yeni nesil tirzepatitle ilgili bir RCT'yi de sizlere göstermek istiyorum. Bu da JAMA'da 2024 başında yayınlanmış. Bu çalışma aslında Surmount 3'ü randomize kontrollü çalışmanın devamı niteliğinde. Bu Surmount 3'te hastalar 36 hafta boyunca tirzepatit tedavisi almışlar ve %20,9'a varan ortalama bir kilo kayıpları olmuş. Ancak bunun acaba uzun dönem etkileri nasıldır diye değerlendirildiğinde, işte bu randomize kontrollü çalışmaya yayınlanmış. Tedavi 88. haftaya kadar plasebo ve tirzepatit olarak uzatılmış. Burada bu %20,9'luk kilo kaybı oranında kilo kaybı olan hastalar 88 hafta daha tedavi, yani 52 hafta daha fazla tedavi aldığında bu kilo kayıp oranları ortalama %29'a çıkarken, plasebo grubunda bu %20'lik kilo kaybı %9'a kadar gerilemiş. Dolayısıyla da aslına bakarsanız şöyle, tabii ki biz bu vücut geri kilo almasının artık tüm neredeyse randomize kontrol çalışmalarda olduğunu görüyoruz. Bu da daha yeni nesil bir ilaç için de geçerli olduğunu görmekteyiz. Cem Hoca'nın da bahsettiği gibi yazarlar da bu randomize kontrol çalışmada kilo kaybıyla fertilite sonuçlarını değerlendiren bir tablo yapmış. Cem Hoca zaten bunların neredeyse hepsinden bahsetti. Burada da gördüğünüz gibi polikistik over veya infertil obez hasta gruplarında kalori kısıtlaması ve veya egzersiz intervention'larına dair bu randomize kontrollü çalışmalar. Ve burada da gördüğünüz gibi canlı doğum oranları üzerine istatistiki olarak anlamlı bir artış hiçbir çalışmada gösterilmemiş durumda. Ancak yazarlar kilo kaybı profili olarak bariyatrik cerrahinin GLP-1 tedavilerine daha çok benzediğini vurgulayarak bu çalışmalarla ilgili de bir paragraf açmışlar. Şimdi bariyatrik cerrahinin anovülatör hastalardaki fertilite sonuçlarına dair prospektif bir çalışma yok. Ancak tek bir çalışmada menstrual siklus profillerinde iyileşme görülmüş. Peki ART uygulamalarıyla ilgili bir çalışma var mı diye baktığımızda, burada da İsveç'ten gelen bir ulusal register based bir case kontrol çalışmasını görmektesiniz. Burada da bariyatrik cerrahi geçmişi olan 153 hasta ile 744 IVF tedavisi alan hasta karşılaştırılmış ve bu hastalar yaş, parite ve BMI olarak eşleştirilmişler. Çalışmanın sonucunda bu iki hasta grubu arasında kümülatif canlı doğum oranları arasında bir fark saptanmamış. Ancak belki burada şunu vurgulamak lazım. Bu hastaların bariyatrik cerrahi tedavi grubundaki hastalardan anlamlı ölçüde daha az oosit toplanmış. Blastosist seviye embriyoya ulaşması oranları daha az ve aynı zamanda belki neonatal sonuçlar için şunu vurgulamak lazım. Bariyatrik cerrahi grubundaki doğum kilolarına baktığınızda anlamlı ölçüde daha az olduğu görülmüş. Peki bu GLP-1 tedavilerin IVF sonuçlarıyla alakalı bir çalışma var mı? Bununla ilgili tek bir çalışma var aslına bakarsanız. O da yeni nesil ilaçlar değil, liraglutid üzerine. Bu çalışma da 2018'de Avrupa Endokrinoloji Derneği'nin dergisinde yayınlanmış pilot randomize kontrollü bir çalışma.
Yaklaşık her iki kolda 12 hasta var. Kollardan bir tanesinde bu polikistik overli hastalara 11 hastaya metformin tedavisi uygulanmış. 12 hastada da kombine yani liraglutid artı metformin tedavisi uygulanmış. Şimdi embriyoloji parametrelerine baktığımızda embriyolojik outcome olarak iki grup arasında hiçbir fark yok. Ancak transfer başına gebelik oranlarına baktığımız zaman yaklaşık anlamlı bir fark var. Metformin grubunda %28,5 gebelik oranı varken kombine tedavi grubunda %85 gebelik oranı yakalamış. Ancak sizin de fark ettiğiniz üzere hasta sayıları oldukça az. İki tarafta da sadece 7'şer embriyo transferi var. Şimdi yazarlar üçüncü olarak da sunumun başında da bahsettiğim gibi bu reseptörlerin obezite ve kilo kaybından bağımsız etkilerinden bu 2019 HRO'da yayınlanan bu derlemeyi sayt ederek bahsetmişler. Bu çalışma aslına bakarsanız hipotalamus, hipofiz ve gonad aksına dair tüm çalışmaları da özetleyen bir çalışma. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman 4 adet preklinik ve in vitro çalışma görmektesiniz hipotalamusla ilgili. Şimdi bu GLP-1 reseptörlerinin ve bu agonistlerin GnRH pulsatilitesini arttırdığı gözlenmiş. Bunu da GABAerjik ve KIS1 nöronları üzerinden yaptığı saptanmış. Ancak bu fare modellerinde iki çalışmada önemli bir ayrıntı var. Bunlar da şu. Ya kısa dönemde tedaviye başladığınızda bu etki GnRH pulsatilitesini arttırdığı gözlenirken uzun süreli açlıkta bu açlık durumunun KIS nöronları üzerine yaptığı inhibitör etkiyi GLP-1 agonistleri kıramamış. Yani aslında uzun süreli açlıkta GnRH pulsatilitesi üzerine hiçbir etkisi yok. İkinci olarak hipofiz bezine dair çalışmalar yapılmış. Benzer aslında grupların yaptığı çalışmalar. Burada da LH düzeylerinin arttığı görülmüş. Ancak yazarlar bu çalışmaların tamamında bunun bağımsız bir etki değil, GnRH pulsatilitesi arttığı için saptandığına dair yorumları var. Peki overler üzerine acaba nasıl bir etkisi var? Özellikle bu polikistik over hastaları üzerine yapılmış klinik çalışmalar var. Yanılmıyorsam yaklaşık 6 adet RCT ve bir adet de meta analiz var. Ve bu çalışmalar göstermiş ki bu hasta polikistik over hastalarında GLP reseptör agonistleri kullanımı sonrası androjen miktarında azalma, seks hormon globulin seviyelerinde de artış görülmüş. Ancak yine tüm çalışmaların ortak bir noktası var ki bu etki bağımsız bir etki mi yoksa kilo kaybına bağlı bir etki mi? Bu hiçbir çalışmada aslına bakarsanız gösterilmemiş. Diğer bir çalışma polikistik overli hastalar üzerine Zintao'nun 2015'te yayınladığı bir çalışma. Bu çalışmada da bir polikistik over fare modeli yaratılıyor ve bu hastalara kısa dönem exenatide tedavisi uygulanıyor. Ve yazarın iddiası şu ki polikistik over morfolojisini geri döndürebiliyor bu ilaçlar. Dediğim gibi bu histopatolojik bir çalışma. Türkiye'den bir çalışma var. Celal Bayar Üniversitesi'nden. Bu da diyabetik fareler üzerine yapılan bir çalışma. Burada da over ve endometriyumda GLP-1 reseptör agonistlerinin anti-inflamatuar ve antifibrotik etkileri olduğu saptanmış. Ancak yine burada da not düşmek gerekiyor ki bunlar diyabetik fareler. Dolayısıyla siz bu hastalarda acaba hormon profilini, insülin profilini düzelttiğiniz için mi yoksa bağımsız bir etki mi? Bunu yine bilemiyoruz tabii ki. Şimdi ben çalışmaya geri dönecek olursam, bu makalede aynı zamanda bu ilaçların güvenilirliğine dair bir özet yapılmış. Amerikan Anestezi Derneği'nin şöyle bir açıklaması var. Bu ilaçların tamamı gastrik boşalmayı azaltıyor. Dolayısıyla siz tedavi kestikten en az bir hafta sonra bu hastalar anestezi alabilir diye. İkincisi acaba gebelik ne zaman düşünülebilir? Yine ilaçların prospektüsüne baktığınız zaman özellikle bu yeni nesil semaglutid ve tirzepatit için gebelikten en az 1 veya 2 ay önce kesilmesi gerektiğini görmekteyiz. Ayrıca bu yeni nesil ilaçların ilk randomize kontrol çalışmalarına baktığınız zaman, yani drug application randomize kontrol çalışmalarına baktığınız zaman
46 hastanın gebelik konfirme edildikten sonra gebe kaldığı saptanmış. Bunlarla ilgili yapılmış tek bir sadece konjenital anomali bildirisi var. O da eksternal kulak bildirilmiş. Onun dışında yine Amerika'dan bir derleme var. Burada da toplam 230 tane vaka bildirilmiş. Ancak bu vakaların hiçbirinde 230 vaka değerlenmiş. Bunların hiçbirinde konjenital malformasyona yol açtığı söylenmemiş. Ancak şunu bence belirtmekte fayda var. Bu çalışmalarda ayrıca bahsedilen bir bildiri var. Bu da muhtemelen ciddi kilo geri alımına bağlı makrozomi bebek sayısında artış olduğu saptanmış. Şimdi yazarlar dolayısıyla sonuç olarak şöyle bir şey özetlemişler aslına bakarsanız. Sizin öncelikle bir yıl veya daha fazla, bir yıla kadar veya daha fazla bir tedavi süreciniz oluyor. Daha sonrasında 1-2 ay mutlaka gebelikten önce bu ilaçları kesmeniz gerekiyor. Bu sürede ART tedavisine başlanabileceği ancak bununla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığı söylenmiş. Bu 1-2 aydan sonra da hastalar ya spontan gebelik deneyebiliyor veya işte transfer veya IUI gibi ART işlemlerini yapabiliyorsunuz ve sonrasında da gebe kalıyor. Ancak burada yazarların en önemli dikkat çektiği nokta şu. Siz bu hastalar bir şekilde tedavi sonrası gebe kalsa bile gebeliğin başında veya ortalarına doğru hastaların tüm yağ profili, insülin profilleri neredeyse çoğunda geriye dönebileceği saptanmış. Çünkü ya bununla ilgili tabii ki yapılmış böyle bir çalışma yok ama diğer önceki çalışmalara baktığınızda tedavi sonrası neredeyse 6 ay sonra hastalar aynı profile geri dönmüş. Dolayısıyla siz bu hastalarda gebelik sağlandıktan sonra da aslına bakarsanız tedavi öncesi antenatal risklerin tamamını bu hastaların taşıyabileceği vurgulanmış. Dolayısıyla da hastalara mutlaka bunu belirtmemiz gerektiği bu çalışmanın bu derlemenin sonunda söylenmiş. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz Can. Can'a sorusu olan varsa lütfen alalım. Hocam merhabalar, ben Doktor Savcı Bekir. Ha, merhaba Ondan sonra Savcı. biliyorum. Hocam merhabalar. Öncelikle hocam ben TSRM Kongresi'nde bu konuyla ilgili bir şeyler anlatma fırsatı yakalamıştım. Hani o yüzden hocam birkaç bilgi belki ona ekleme yapabilirim eğer siz de uygun görürseniz. Yani bu konuyla ilgili çünkü ben birkaç aydır oldukça onu yoğun bir şekilde okuma yaptım. Hocam birincisi teratojenite ile başlamak istiyorum ben. Teratojenite ile ilgili hocam ilk onu anlatılan yazıda da belirtildiği üzere önceki jenerasyon ilaçlarla yüz küsür gebede saptanan 4 ya da 5 tane ondan sonra malformasyon var. Bu ondan sonra malformasyonlardan kaynaklı. Yani aslında tamamen onu gözlemlere dayanan bir şey bu. Ve bu gözlemlerden kaynaklı olarak işte bu ilacın teratojen olabileceğiyle ilgili bir uyarı. Bu uyarıdan sonra tabii zaten ardından çok ciddi anlamda bu ilacın işte hamilelikten en azından bir veya da 2 ay öncesinde bırakılması gerektiğiyle ilgili bir olsa durum var. Olsa Can abi de bahsetti. Ondan sonra randomize kontrollü çalışmalar esnasında spontan olarak hamile kalanlarda bir problem yok hocam. Bunun haricinde de şu anda Amerika'da bildiğiniz üzere çok ona yaygın bir şekilde kullanılıyor ve bu esnada ilacı kullanırken gebe kalan hastalarda da şu anda plasebo ile arasında herhangi bir farklılık yok gibi gözüküyor. Yani muhtemelen hatta özellikle semaglutitle ve tirzepatitle ilgili FDA'ye bir başvuru da gitmiş ve bu başvuruların sonucunda hani en azından prekonsepsiyonel dönemde ilacın kullanılmasının bir olsun zararı olmadığı yönünde belki bir fikir değişikliği olabilirmiş. Ama tabii ki hamilelik döneminde özellikle yani ilk trimesterde kullanımı ile ilgili hala tabii ki bilgimiz yok. Hocam yine olsun Can abi bahsetti. Ondan sonra kilo geri alımı çok çok önemli gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili de yine yani özellikle hamilelik döneminde kullanılamayacağı için en azından şu anki bilgilerle hastalar 6-12 ay içinde verdikleri kilonun 3'te 2'sini alıyorlar. Hani hamilelik döneminde kullanılamayacak bir ilacın öncesinde kullanılıp hasta kilo verdikten sonra hamilelik döneminde belki daha da fazla kilo alma ve hani hamilelikte özellikle alınacak o kilo ile beraber
aslında daha da kötü bir obstetrik sonuçlar ortaya çıkarabilir gibi duruyor. Onun dışında hocam erkeklerle ilgili metabolik olarak bir hipogonadizm olan hastalarda şu anda ilaçla ilgili devam etmekte olan 3 tane çalışma var. Ondan sonra randomize kontrollü çalışma bunlar. Bir tanesinin ilk sonuçları yayınlandı hocam. Orada da yine özellikle metabolik hipogonadizm olan erkeklerde hem testosteron seviyelerini hem onun haricinde olsun sperm parametrelerini ilacın arttırmada çok çok belirgin bir etkisi var gibi gözüküyor. Ama tabii ki çalışmanın bittiği halindeki sonuçlarını görmek lazım. Doğum kontrol hapları ile ilgili olarak hocam özellikle tirzepatit ile ilgili tabii daha önceki sizin de bahsetmiş olduğunuz ilacı kullanırken beklenmeyen gebelikler olduktan sonra tirzepatit yani en son 2023'te FDA onay alan ilacın çalışmalarında buna birazcık daha en azından moleküler bazda da dikkat edilmiş. Özellikle hocam ilacın doz arttırımı olan dönemlerde doğum kontrol haplarının etkinlikleri belirgin ölçüde azalıyor. Yani o yüzden ilacı stabil kullananlarda bir problem yok ama en azından biyokimyasal olarak böyle bir durum da var hocam. Ben hani bu konularla ilgili de bir hani en azından bolca okuma yaptığım için hani belki önemli olabilecek noktaları özetlemeye çalıştım. Çok teşekkürler. Şimdi çok teşekkürler savcı. Bununla ilgili yakın zamanda yine büyük bir hasta popülasyonu grubu üzerindeki bu inadvertent gebeliklerle ilgili de bir şey yayınlandı. Bu yaklaşık bir 50 bin tane diyabetik kadının health recordlarını incelediler. Ve bunların arasında gebe kaldığı dönemde ve erken gebelikte bu ilaçlara maruz kalanların gebelik sırasında herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları, özellikle hani konjenital anomali yönünden, birth defektler yönünden ve baktıklarında esasında yani insülin düzeyleri ile ve diyabet kontrolü ile şey yapıldığında, düzeltildiğinde datanın ilaçların kendilerinin herhangi bir şeyi olmadığını söylüyorlar. Konjenital anomali yapıcı etkisi olmadığını söylüyorlar. Yani biliyorsun bu özellikle obez artı diyabetik hastalarda bu ilaçlar çok kullanılıyor. Çünkü gerçekten insülin gereksinimini azaltıyor, diyabet regülasyonunu düzeltiyor. Onun dışında kardiyovasküler riski engellemek amacıyla da kullanılması öneriliyor. Dolayısıyla hani ilaçların konjenital anomali yapıcı etkisi kesinleşmiş bir şey değil. Bir kere onu çok iyi vurgulamak lazım. En azından söylenen eğer bu ilaçları kullanırken bir hastanız gebe kalıyorsa bu hastaya mevcut datalar ışığında şu anda şey verin diyorlar. Güvence değil de hani reassurance yapın. Yani bundan büyük olasılıkla gebelik şeyi defektleri yani doğum defektlerinde bir artış olmayacağı tarzında hastaya danışmanlık verebilirsiniz diyorlar. İkinci senin bahsettiğin konu gerçekten önemli bir konu. Çünkü hastaların daha sonra takip eden gebeliklerinde rebound bir kilo alımı etkisi var. Ve bunlarda bu rebound kilo alımı ile birlikte gestasyonel diyabet olasılığı da yükseliyor. Hani acaba önceki kilo alımı daha sonra gebelikte tamamen yok oluyorsa boşuna mı çabalıyoruz böyle bir şey için yine bir soru işareti var burada. Bir de son olarak bu delayed gastric emptying yapıyor bu ilaçlar. Bu da inkretinlerin etkisiyle ortaya çıkıyor ve senin de söylediğin gibi özellikle doğum kontrol hapı kullanıcılarında etkinliğin azalmasına neden oluyor. Doğum kontrol hapı kullanıcında bir de diğer mesela burada korkulan yan etkilerden bir tanesi pankreatit ama sık görülen bir yan etki değil. Nadir görülen bir yan etki. Onun üzerinde durmak lazım. Bazen bu ilaçların kullanımı sırasında depresyon meydana gelebiliyor. Yalnız ilginç olarak depresyonda tedavi olarak da yani mesela PCO'lu hastalarda bu ilaçlar verildiği zaman PCO'ya sekonder gelişen depresif yan etkilerin azaldığı da görülüyor. Tabii bu kilo kaybıyla birlikte self image'in de düzelmesiyle alakalı olan bir şey. Daha bunlarla ilgili çok şey olacak. Tabii Hocam, şeyler duyacağız. Farklı GLP'ler hocam sadece depresyon için hatta üretilmiş olan GLP-1 agonistleri de var. Yani Alzheimer'dan tutun hakikaten bütün yani neredeyse hocam tüm vücudu etkileyecek
tüm hastalıklarla ilgili farklı GLP-1 molekülleri üretiliyor şu anda. Ve yani şu anda hocam yani stage 2 ve stage 3 orsuna çalışması yapılan yaklaşık hocam 1200'den fazla artisti şu anda tüm dünya genelinde orsa devam eden 1200'den fazla artisti var. Yani hocam hakikaten çok farklı yerlere gidebilecekmiş gibi duruyor gerçekten ilacın gidişatı sizin de dediğiniz Yani gibi. Parma'nın çıkardığı son yılların en sansasyonel ilacı bu bir kere. Ona hiç şüphe yok. Ve toplum içindeki obezite oranlarının bu kadar yüksek olmasına sekonder olarak da bu ilaçların kullanımında çok ciddi bir artış yaşanacak ve biz de bu tür hastaları daha sık görmeye başlayacağız. Tabii burada acaba mesela ne bileyim PCO'lu bir hasta geldi. Düzensiz adetleri var, insülin direnci var ya da tip 2 diyabeti var. Hasta gebe kalmak istiyor, anovülasyonu var. Mesela böyle bir hastada primer tedavi olarak kullanılabilir mi bu GLP-1 reseptör agonistleri? Çünkü bu hastada bugüne kadar hep primer tedavide şeyi düşündük biz. Yaşam biçimi değişiklikleri. Ama şunu da görüyoruz ki PCO'lu hastalar yaşam biçimi değişikliklerine uyamıyorlar yani olmuyor. Hocam yani bence esas hani fertiliteden ziyade sizin de söylediğiniz gibi hastaların fertilite haricindeki polikistik over sendromu özelinde yaşadıkları sıkıntılar için hakikaten muhteşem bir ilaç gibi gözüküyor. Çünkü hocam yani özellikle en fazla çalışma aslında polikistik over hastalarında var bu ilaçla ilgili. Yine onsuz semaglutid ve onsuz tirzepatitle ilgili oldukça az yazı var. Yani toplamda onlarla ilgili 3 tane benim hatırladığım kadarıyla polikistik overli hastalara özel olarak. Ama hocam yani 3 aylık bir kullanımda bile hastalar en düşük dozda kullandıklarında dahi %5'ten daha fazla kilo veriyorlar. Ondan sonra glikoz rezistans, ondan sonra insülin rezistansları iyiye gidiyor. Ondan sonra onun haricinde testosteron, yani hem klinik testosteronizm hem de ondan sonra biyokemikal olarak da yine aynı şekilde testosteron seviyeleri düşüyor ve yani bu hastaların özellikle fertilite harici PCOS'la ilgili yaşadıkları sıkıntılarda BMI'yi eğer hastanın tabii yani onu obez olarak değerlendirilebilecek seviyenin üstündeyse aslında kullanımları hocam çok çok yani en doğru kullanım sanki orası gibi gözüküyor. Evet, Sizin de yani dediğiniz. benim öngörüm şöyle söyleyeyim. Bu ilaçların özellikle obez insülin direnci olan anovulatuar PCO hastalarında birinci sıraya oturacağı şeklinde. Yani first line treatment olacak çok büyük olasılıkla. Çok Hocam uzak şu olmayan ya. bir gelecekte diye düşünüyorum. Yani mesela bu makalede de hocam benim anlattığım yazarların 2 tane böyle case senaryoları olmuş öyle söyleyeyim. İki case senaryoda da tabii polikistik over hastası, genç yaş hasta dolayısıyla tedavi sürecinden en azından fertilite açısından bir şey çok daha az şey kaybedecek hastalar ama kilo kaybından çok şey kazanacak hastalar. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi genç obez veya morbid obez, lifestyle modification'da bir şey kazanamayacak hasta grubunda bence de öyle. Yani bu lifestyle modification yıllardır bunları hastalarımız öneriyoruz ama kongrelerde de çok sık tartışıyoruz bu konuyu. Hepimizin başına da geliyor. Yani hastalar bu lifestyle modification'a olmuyor yani. Olmuyor. Hareket etmeyen bir insanı hareket ettiremiyorsun. Benim gözlemlediğim bu. Ya da Evet. yemeği seven bir insana yeme diyemiyorsun. Yiyor çünkü. Onun için hani bu ilaçların ben bayağı ciddi şey olacağını düşünüyorum. Yer bulacağını düşünüyorum. Özellikle bizim bu fertilite hastalarında. Başka sorusu olan var mı? Hocam çok fazla uzatmak istemiyorum. Tek bir cümle daha etmek Tabii istiyorum ki. müsaadenizle. Ondan sonra gastroparezi ve pankreatitle ilgili de hocam. Ondan sonra Can abi de şey gösterdi. Ondan sonra en son molekülde, tirzepatit molekülünde hocam 176 haftaya kadar hastalar takip ediliyor. İşte onu ve hocam o çalışmada yani gösteriliyor ki tüm dozlarda dahi ona herhangi bir artış yok. Yani ve hastaların çok büyük kısmı da onu follow-up'ına yani onu 176 haftanın sonuna kadar devam ediyorlar ve hani oldukça iyi bir data gibi gözüküyor hocam. Yalnız onun semaglutidle ilgili yani şu anda aslında tüm dünyada en fazla kullanılan ilaçla ilgili hocam
problemler daha sıklıkla ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta hocam yani çok kısa bir örnek vermek istiyorum. 2023 yılında ondan sonra işte Ağustos ayında ondan sonra gastroparezisle ilgili yani hasta ilacı kullandığı dönemde tahmin edilemeyen bir dönemde bu arada. Hani illa ilaç kullanıldığı ilk ayda değil. Tahmin edilemeyen bir dönemde mide motilitesinin tamamen ortadan kalkması. Bu durum yani hastalarda aylarca devam eden hastalar var ve bununla ilgili hatta onun sonra cerrahi geçirmesi gereken, PEG takılması gereken hastalar dahi olmuş. Bununla ilgili hocam ilk vaka geçen sene Ağustos'ta bildiriliyor Amerika'da. Ve hocam bu vaka bildirildikten sonra 15 ayda yaklaşık 1000 ondan sonra 1200 tane hasta sadece Pensilvanya'da bildiriliyor. Yani bu tabii farmaya karşı Amerika'da açılan yani davalardan da kaynaklanıyor olabilir. Orada hani insanların sekonder bir getiri sağlama amaçları da olabilir ama ilaçla ilgili raporlanma ile ilgili bir sıkıntı da olabilir gibi gözüküyor. Ve hocam yani özellikle gastroparezi ve pankreatitle ilgili birazcık dikkat etmekte de fayda olabilir gibi duruyor gerçekten de dediğiniz gibi. Evet, kesinlikle. Yani bu arada şeye de bakacak olursanız onu da öneririm. Bu en son Medscape'te bu şeyle ilgili bir quiz çıkmıştı. Bir dakika. Onu açayım tekrar. Bir dakika, şurada bir ekranımı paylaşacağım tekrar. Yani burada mesela adverse efektleri nelerdir? Bir tane ilk soru. Hangisi tipik diyabet hastalarında GLP-1 reseptör agonistleri kullanıldığı zaman riski artırır? Hangi riski artırır? İşte söylemiş, hepatoseller karsinom, multiple myelom, pankreatit, hepatik steatoz. Buna pankreatit diye işaretleyip ilerleyebiliriz. Ondan sonra doğru cevap zaten burada yanıtlayanların %85'i pankreatit şey yapmış, işaretlemiş. Yalnız şöyle, mesela bununla ilgili bir kohort çalışma olduğundan bahsediyor ve bu kohort çalışmada bazal insülin düzeyleriyle kontrol edildiğinde şeylerin pankreas kanseri riskinin daha yüksek olmadığını, çünkü pankreatit aynı zamanda pankreas kanseri riskini de artırıyor. Dolayısıyla pankreatik kanser riskinde 7 yıldan sonra şey yapılmasının, takip edilmesinin gereksiz olduğunu söylüyor. Bir tane çalışmada hepatoseller karsinom riskini azalttığı gösteriyor. Multiple miyelomla herhangi bir şey yok. Obeziteyle beraber olduğu zaman multiple miyelom GLP-1 reseptör agonisti kullanılmasının faydalı olduğunu söylüyorlar. Onun dışında hastalarda mesela bulantı olursa ne yapmak gerekli diyorlar. Burada işte doz düzeltilsin, azaltılsın, yine şeylerden önce alınsın. Bu büyük olasılıkla doz azaltılsın şeklinde olacak diye düşünüyorum. Ben de demin yapacaktım bunu, ondan sonra yapmadım. Evet, doz azaltılması gerekiyor burada da. Onun dışında bir dakika, buradan devam edelim. Bizimle ilgili bir şey daha olması gerekiyor burada. Hipoglisemi. Bizimle ilgili bir soru daha olacaktı. Neyse, bulamadım. Evet, psikiyatrik eventlerden falan bahsediyor. Hangileri eğer yeni bir depresyon episodu varsa da bırakılmasını öneriyor. Yani eğer ilaçların yan etkileriyle ilgili ve neden bu yan etkilerle, neden yan etkiler oluşuyor şeklindeki açıklamalarla ilgileniyorsanız, o zaman bu Medscape'in quizine bir bakmanızı öneririm. Şimdi ben bunu kapayım hemen yine. Şimdi son konuşmamızı da Şeyma Hanım yapacak. Şeyma, sen hazır mısın? Evet Ben hocam. sana paylaşım yetkisi vermiştim. Sen paylaşımına başlayabilirsin. Esasında bu böyle bilimsel bir makale değil. Medscape'te ben bunu biraz okuduktan sonra bu konuyu acaba burada gündeme getirelim mi diye düşünmeye başlamıştım. Onun için koydum. Evet. Hemen paylaşıyorum.
Saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım, bu Perşembe toplantısında yapılan güzel sunum ve tartışmaların ardından ben kısaca Medscape'te Kasım 2024 24'te yayımlanan bir yazıyı sizlere paylaşmak istiyorum. Burada bu toplantıda da bahsettiğimiz gibi planlanmamış gebeliklerin GLP-1 reseptör agonistleriyle oluşmasından sonra acaba bu ilacın prekonsepsiyonel bakımda yeri olabilir mi düşüncesiyle yola çıkmış, yapılmış çalışmalar ve görüşlerin anlatıldığı bir yazı. Çok birkaç slaytta anlatan şeyler koymuştum. Kısaca bahsetmek isterim. GLP-1 ve GIP inkretin hormonlar besin alındığı zaman bağırsak hücreleri tarafından salgılanıyor. GLP-1 için L hücrelerinden salgılanıyor ve besin alındığı zaman beta hücrelerinin insülin salgılanması konusunda uyarıp alfa hücrelerini de glukagon açısından baskılıyor. Gastrik boşalmayı yavaşlatıyor ve bu sayede de besin alınımını azaltmış oluyor. GLP-1 reseptör agonistleri de bu etkileri taklit ederek çalışıyorlar ve birçok organ üzerinde etkileri var. Burada bahsettiğimiz ilaçların görüntülerine biraz yer vermek istedim. Kısa etkililer daha çok diyabet için kullanılırken ilk obezite tedavisi için FDA onayı almış olan ilaç Saxenda, daha sonra daha uzun etkili semaglutid ve dual etkisi olan hem GLP-1 hem GIP üstünden etki gösteren tirzepatit piyasaya sürülmüş ve FDA onayı almış. Endikasyonlarına bakacak olursak diyabeti olan, hemoglobin A1c'si yüksek olan ve body mass index kontrolü yapılmak istenen hastalar ve hipoglisemiden kaçınılmak istenen hastalarda bu ilaç kullanılabilir. Pankreatit öyküsü olan, tip 1 diyabeti olup daha sıkı bir insülin kan şeker kontrolüne ihtiyacı olan, medüller tiroid kanseri ve MNKA2 öyküsü, aile öyküsü olan kişiler, gastroparezisi olan, GFS 45 altında olan ve hepatit için ateroskleroz vasküler hastalığı olan kişilerde kontraindikasyon olarak bahsedilmekte. Burada makalede bir giriş yapıldıktan sonra bizi Dr. Boots'la tanıştık. Makale. Kendisi Northwestern University'de infertilite bölümünde çalışmakta ve şundan bahsederek konuya giriyor. Bir insanın sağlıklı çocuklar yapabilmesi için önce kendisinin sağlıklı olması gerekiyor. Yani bir kişiye prekonsepsiyonel bakım verirken kilo vermen gerekiyor derseniz o sadece güzel görünmek için değil, aynı zamanda çocuk sahibi olabilmesi için de yapacağı bir şey olduğu için daha farklı bir motivasyon oluşturduğunu söylüyor. Ancak biz bu ilacı prekonsepsiyonel bakımda kullanacaksak, bunu sadece kilolu olan, pikosu olan, anovülasyon sorunu olan hastalar mı acaba bu ilaçtan fayda görür? Yoksa her türlü infertilite hastası bir miktar bu ilaçtan fayda görür mü? Örneğin açıklanamayan infertilitesi olan hastalar da bu ilaçtan fayda görür mü diye bir soru işareti oluşturuyor. Kendisi bu soruya, yani bu daha çok röportaj şeklinde bir yazı, bu soruya şu şekilde cevap vermiş. Kendisi faydalı olabileceğini çok da düşünmüyor. Çünkü bu tarz farklı sebeplere bağlı infertilite yaşayan kişilerde bu patolojinin ortaya konması, tubal faktörü mü var, erkek faktörü mü etkili, bunlarla yola çıkılması gerekiyor. Ama sonuç olarak bir miktar herkes de iyileştirici bir etki gösteriyor muyu belirleyen bir çalışma yok. Bu da Can abinin yaptığı sunum. Bu çalışmaya da bu yazıda yer verilmiş ve GLP-1 agonistlerini hem efektif hem de kilo kaybı konusunda least invasive olarak yer verilmiş. Doktor Jimenez ise kendisi Boşu St. Louis'te çalışan obstetrik ginekoloji yapan bir doktor. Kendisiyle röportaj yapıldığında demiş ki ben bu yazının yayımlandığına çok sevindim. Çünkü zaten polikliniğime gelen hastaların büyük bir çoğunluğu ya bu ilaçları kullanıyor ya da kullanmayı düşünüyor ve benden konsültasyon bekliyor. Ben bu ilacı genelde pikosu olan hastalara veriyorum ve bu hastaların 3-6 ay gebelik elde etme planı olmayan hastalara veriyorum şeklinde yorumlamış.
Bir başka soru işareti, konuştuğumuz üzere bu ilaçlar kesildikten sonra rebound bir kilo alımı yapıyor ve gebelik sırasında ani kilo alımının birçok obstetrik komplikasyonla ilişkisi var. Bu konuda da Dr. Maya'nın çalışma grubunun çalışmaları var. Kendisi bu sene Amerikan Diyabet Derneği'nin kongresine yaptıkları çalışmaların ön sonuçlarını sunmuş. Ve burada 47 GLP-1 agonisti gebelik öncesinde kullanmış gebeyle 141 tane kullanmamış gebeyi kıyaslamış. Ve bu gruplarda GLP-1 agonistini daha öncesinde kullanmış olanlarda %62 fazla kilo alımı, diğer grupta %41 fazla kilo alımı görünmüş. Yani burada bir 6 katlık bir fark bulunmuş. Prekonsepsiyonel güvenlik, yani bu diğer konuştuğumuz teratojenite konusuna gelirsek de bu yazıda şu şekilde yer verilmiş. İlk çalışmalar henüz yeterli olmasa da güvenli gibi duruyor demiş Dr. Boots. Ancak bu ilaçları kesinlikle güvenli diyebilmemiz için aslında annenin metabolik durumunu değiştirdiğimiz için çocuğun da uzun vadede metabolik sağlığına bu ilaçların nasıl etkilediğinin ortaya konması gerektiğini söylemiş. Bir başka doktor Halpern, o da Northwestern Üniversitesi'nde üroloji bölümünde çalışıyor. Kendisi de bu yazıda hem prekonsepsiyonel güvenliğe değinmiş hem de aslında erkeklerdeki öneminden de bahsetmiş. Mesela erkeklerde konsepsiyon öncesinde metformin kullananlarda doğumsal defektleri bu kişilerin çocuklarında daha fazla görülmüş. Bu yüzden GLP-1 agonistlerinin de güvenlik konusunda daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor. Ancak kendilerinin de sperm üzerinde yaptıkları ilk çalışmaların şu an için güvenli gibi gözüktüğünü söylemiş. Dr. Boots bu konuda güvenlik konusunda şunu da ekliyor. Güvenlikle ilgili çalışmalar devam ettikçe daha iyi bir anlayışa sahip olacağız ama bazı kişilerde belki de gebelikte bile GLP-1 agonistlerinin kullanılmaya devam edilmesinin hem glisemik kontrol açısından hem de rebound kilo alımından kaçınılması açısından belki de risklerin önüne geçebileceğini söylüyor. Hep rebound kilo alımından bahsediyoruz. Bir de hızlı kilo verilmesinin de bazı obstetrik sonuçları olabilir. Bunları da ortaya koyacak çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Pardon. Sonuç olarak şu şekilde önerilerde bulunmuş. Bizim polikliniğimize prekonsepsiyonel bakım almak, danışmanlık hizmeti almak için gelen kişilere öncelikle çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri, bunun zamanlamasını nasıl yapmayı planladıkları ile ilgili soru sorulmalı ve obezite ile ilgili konuşulması gerektiğini düşündüğümüz kişilere mutlaka bu konuyu açmadan önce peki kilonuzla ilgili görüşebilir miyiz gibi mutlaka sorarak onu işin içine dahil etmek gerektiğini söylüyor. Çünkü bu kişiler genelde bütün hayatları boyunca obez olmaktan dolayı çeşitli psikolojik problemler yaşıyor ve zaten bakım almak için gittikleri bir yerde ilk etapta kiloyla ilgili bir şeyle karşılaştıkları zaman yapılan önerilerin karşıya geçme oranının azaldığını söylüyor. Bu yazının bütün konusu kişinin kendi sağlığını ne kadar maksimize edebilirse daha sağlıklı bir gelecek ve daha sağlıklı çocuklar elde edebileceği üzerine kurulmuş durumda. Aynı şekilde kontrasepsiyon önerisi henüz çalışmalar yeterli olmadığı için yapılmakta. 4 ile 8 hafta arası genelde trizepatit kullanımı için 8 gibi bir kontrasepsiyon önerilmiş. Ve sonuç olarak obeziteye bir hastalık olarak yaklaşılması gerektiğini belirterek bu yazıyı sonlandırmışlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir bakayım chatbox'ta bir demin bir soru gördüm burada. Bir tane soru var. Bir tane soru var. Kısa dönem kullanılırken
Özellikle bir diyet veya egzersiz önerisi var mı? Mide boşalması uzadığından alınması gereken önerilen mikrobesin takviyesi var mı diye bir soru var. Bilmiyorum bunu kim yanıtlamak ister? Ben mikrobesin takviyesi konusunda herhangi bir bilgim yok. Hocam Diyet, diyet herhalde yani zaten kendisi diyet yaptırıyor diye düşünüyorum ilacın. Zaten yiyemiyorsunuz. Egzersizin de bir zararı kesinlikle olmaması lazım diye düşünüyorum. şöyle belki söyleyebiliriz. Zaten hani çalışmalar bu RCT'lerde de gösterildiği üzere egzersiz bence şart. Yani egzersiz yapmadığı zaman hastalar aslına bakarsanız kilo kaybı tedavi sonrası çok kilo artışı çok çok fazla oluyor. İkinci olarak da mide boşalması ile ilgili ya daha doğrusu genel olarak tavsiye edilen şöyle bir durum var. Sıvı alımı özellikle bu hastalarda çok dikkat edilmesi ve monitörize edilmesi gerekiyor. Çünkü hani sıvı aldığınızda da bir şekilde midede de bir doygunluk hissi oluyor. Sıvı alımını yemek sırasında değil kesinlikle yemek aralarında alınmasını öneriyorlar. Çünkü yemekle birlikte aldığınızda zaten az yiyorsunuz bu ilaca bağlı. Bir de sıvıyla midede doygunluk yarattığınızda nütrisyonel kayıp çok daha fazla olabilir diye yorumlar var. Mikrobesin olarak da yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Bu hasta profilinde B12, folat, demir, magnezyum ve ya pek çok esansiyel aslına bakarsanız takviye ihtiyaç duyuyor bu hastalar. Çünkü düşük saptanmış. Hocam bu konuyla ilgili ben bir şey söyleyebilirim hocam. Ben bir tane şey attım. Siz de herhalde şey görebiliyorsanız onun sonra chatbox'a bu işte ondan sonra ASRM'nin ona webinarlarında bir ona webinar olmuştu geçen aylarda. Orada hocam paylaşılan slayttan aldığım bir şey bu benim. Oradaki beslenme uzmanlarının işte kullanılabileceği yani kullanılmasını önerdiği şeyler bunlar. Hani çok spesifik öneriler olmamakla birlikte bir de hocam önemli nokta belki şeymiş yani bu hastalarda özellikle ilaca başlanmadan önce herhangi bir ona yeme bozukluğunun olup olmadığının sorgulanması oldukça önemli çünkü yani ilacı da aldıktan sonra yeme iyiden iyiye daha da ona kötü hal alabiliyor. Hani en azından ilaç başlanmadan önce hastanın bir yeme düzeninin sorgulanması. Şu anda duyamıyorum. Benden mi kaynaklanıyor? Savcı duyuyor musun sen bize? Evet hocam, ben sizi duyuyorum. Tamam. Şeyma sen sunumunu kapatabilir misin? Peki hemen. Aslında kapatmış olmalıyım şu an çünkü paylaşmak istesem tekrar paylaş diyor. Allah Allah. Screening'ini kapat istersen Şeyma. Paylaşıyoruz. Share screen'i. Ha tamam. Ben kapattım buradan hocam. Tamam. Teşekkürler. Ayşen? Hocam chatbox'a yazan bendim. Şöyle bir şey sormak istiyorum aslında. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir toplantı öncelikle. Ozempik yani GLP-1 bir agonistleri kilo verenleri şöyle bir siz de görüyorsunuzdur. Artık herkes kullanıyor çünkü. Gerçekten böyle ortada toplanmış bir göbek. Bacaklar acayip incelmiş, kollar incelmiş. Yani sanki böyle bir ciddi bir katabolizmadan çıkılmış ve kas kaybedilmiş gibi. Benim merakım aslında şu. Bu insanlar tabii ki beslenmeyi bilmedikleri için de aynı zamanda obezler. Buna dikkat etmek lazım. Yani bunlar ilacı bıraktıklarında gebelikte bir rebound, kilo alımı olması bana hiç şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü zaten sürekli şekeri yüksek bir popülasyon. Nasıl besleneceğini bilmiyor. İnsülin direnci var. Dolayısıyla bu hastalar sadece mide boşalmasıyla bu ilacı kullandıklarında evet çok ciddi kalori kaybediyorlar. Ama kas sağlıkları, hormonal metabolizması, mikrobesinden kastettiğim aslında defişinsi düzeyine gelen bir mikrobesin takviyesinden bahsediyorum. Ben de çok suplement taraftarı biri değilim defişinsi olmadığı sürece. Ancak bu hastaların takibinde gerçekten hiç bakmadığımız magnezyumlara, biyotinlere bakmak lazım mı mesela? Tabii ki biz takip etmiyoruz bu hastaları ama hani siz şu anda güncel literatürü değerlendirdiniz diye söylüyorum. En azından kendi kullanan hastalarımızın o görüntüsünü biz de görüyoruz. Mesela daha protein ağırlıklı bir diyet mi öneriliyor? Kilo başına kaç gram protein öneriliyor? Bununla ilgili araştırmalar var mı? Bunu merak ettim aslında. Teşekkürler.
Savcı, sen bir şey söylemek ister misin bununla ilgili yakın zamanda baktığın için? Şöyle ben birkaç bir şey söyleyebilirim hocam. Birincisi D vitamini, demir ve B12 kullanmadan, yani kullanmaya başlamadan önce ve kullanmaya başladıktan sonra ölçülebilir deniyor. Yani ölçülsün denmiyor ama hani hastalara bundan fayda görebilir deniyor ve hani özellikle besin tüketiminde de birazcık hani bu özelliklere, B12, demir ve D vitamini özelinde dikkat etmesi, ondan sonra bu hastaların bir şekilde öneriliyor hocam. Yine hani hem kilo kaybı hem de yine kas kütlesi ve ona kemik üstündeki etkilerini uzun dönemde bilmiyoruz gerçekten, Ayşen abla sizin de söylediğiniz gibi. O yüzden hani bununla ilgili herhalde uzun dönemde bir bilgiye de ihtiyacımız olacak. Bir de hocam şeyi söyleyebilirim. Bununla ilgili o webinardan, yani ben o webinarın linkini falan da atabilirim isterseniz. Orada da hocam yine bir aşağı yukarı 20 dakika kadar diyetisyenler ve ondan sonra beslenme uzmanlarının yaptığı bir sunum var. Oradan da daha spesifik bilgiler alınabilir. Hani ben kendi slaytıma çok fazla detay almamıştım oradan ama en son Ayşen abla bir önceki ay, ondan sonra ASRM'nin toplantısı GLP-1 agonistleri üzerineydi yine. Oradan da en son 20 dakikalık kısmına bakarsanız abla, oradan daha belki spesifik bir şeyler çıkarabilirsiniz ama benim dinlediğimde çok fazla alabildiğim spesifik bir bilgi açıkçası olamamıştım. Şeyma Can, siz bir şey söylemek ister misiniz ya da Cem, hani diğer. Şöyle hocam, ben de ilk hani soruyu gördüğümde söylediğim gibi, yani savcı da belirtti zaten, bu B12, folat, demir, yani bence çalışmalara baktığınızda kesinlikle bakılması gerekiyor önce sonrası, çünkü ciddi bir azalma var. Dolayısıyla takviye yapılacaksa bunlar da yapılması bence mantıklı olacaktır. Ama hani nasıl bir beslenme ihtiyaçları var açıkçası, hani o konuda benim çok bir fikrim yok. Yani şey Evet, olarak yani Ayşe'nin, zengin mi evet. veya lifli gıdalar mı gibi. Yani Ayşe'nin dediği çok doğru. Bu hastaların çoğu karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Zaten belki protein tüketimleri az. Zaten egzersiz yapmadıkları için kas kütleleri düşük. Bir süre sonra da işte hani patatesin altına iki tane kürdan koymuşun gibi bir şekle bürünüyorlar. Bu sefer ekstremitelerdeki kaslar falan tamamen de gidiyor olabilir. Doğru. Yani ben bir hastada kesinlikle mesela bu Ayşe'nin söylediği tarzda bir fenotipik değişikliği kendim gözlemledim. Yani hastanın kolları bacakları iyice incelmiş ama tabii o gövdesel obezitesi oradan da kaybetmiş hasta ama öbür taraftan da çok kaybettiği için çok böyle amorf bir görüntü oluşuyor bu sefer. Ben de şunu söylemek isterim. Pardon, sözünüzü kestim. Tam devam ediyordunuz, kusura Yok bakmayın. yok, söyle, dinliyorum. Şöyle ki, obezitenin aslında psikiyatrik ve psikolojik bölümünün göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu Kesinlikle. hastaların birçoğunun bulimya gibi bir problemi de var mesela. Kilo vermek gibi bir amaçla bu ilaca başladıkları zaman ama alışkanlıklarını değiştiremeyip yine yemek yemeye devam ettikleri zaman bu da bulimiyaya doğru yönlendirebilir hastaları. Ve o zaman da ezofajit gibi ani hipotansiyonlar gibi şeyler de geliştirebilirler. Ve bunu gebeyken de yaşayabilirler. O yüzden bence multidisipliner olarak yaklaşılması gerekiyor bu hastalara. Hem diyetisyen hem de psikolog eşliğinde. Yani hocam bizi şöyle etkileyebilir aslında. Gebelikten önce kullandı, geldi, iyice zayıfladı. Yani gebelikte zaten kalsiyum çok düşüyor. Üzerine eğer doğru beslenmeyi de bilmiyorsa, yani sarkopeni gibi bir tablo. Gerçekten çağın hastalığı aslında. Hem hareketsiz, hem sarkopenik, hem kalsiyum magnezyumdan yetersiz beslenme. Yani bizim gebeliğimizi, doğumumuzu, her şeyimizi komplike edebilir. Zaten gebelikte bunlar çok büyük problem. Dişim kırıldı, şuram kırıldı. İşte ne bileyim, oturma kompresyon kırığı oluştu gibi. Yani bu hastaları bilmiyorum, bence çok önemsemek lazım. Neyine bakacağız? Kan düzeyinde bakmak yeterli mi? Nasıl takviye edeceğiz gebelikten önce? Herhalde bu konularda veri gelecektir diye düşünüyorum. Yani bunların ötesinde tabii elimizde esasında bariyatrik cerrahiden gelen çok ciddi bir veri seti var. Doğru. Yani bariyatrik cerrahi geçiren hastalarda
Daha sonra gebelik sırasında verilmesi gereken takviyeler, mikrobesinler, işte hani bu hastalardaki gebelik sırasındaki olası problemlerle ilgili gerçekten ciddi veriler var elimizde. Ama tabii bunun böyle furya halinde bir anda büyümesi çok yakın zamana dayalı. Son bir yılın işi diyebilirim. Bütün dünyada son 1-2 yılın şeyi, yani bu GLP-1'lerin bu kadar popülerize olması. Dolayısıyla bununla ilgili de mutlaka elimizde veriler birikecektir. Ama yani şeyleri, bariyatrik cerrahideki verileri buraya direkt ekstrapole edebilir miyiz? Tabii şöyle, bir nevi bariyatrik cerrahi de esasında mide kapasitesini küçülten bir cerrahi. Eğer Roux-en-Y yapmıyorsan. Yani sadece işte ne deniyor ona? Sileyim. Evet, sleeve gastrektomi yapıyorsan. Roux-en-Y yapıyorsan farklı. Roux-en-Y aynı zamanda bu insülin direnci, tip 2 diyabet, şu bu falan filan varsa daha etkili. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda bariyatrik cerrahi lafından vazgeçelim, buna metabolic surgery diyelim diyorlardı. Evet, yani bunların hepsi yakında karşımıza çıkacak. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü obezitenin tanımını da yakında değiştirmeyi düşünüyor. Yani burada spesifik olarak BMI şu bu falan filan gibi parametrelerden şey yapıp daha çok kaçıp işte obeziteyi sadece obezite ve klinik obezite diye iki gruba ayıracaklar büyük ihtimalle. Klinik obezite dedikleri grubun içinde obezite sekonder olarak oluşan metabolik değişiklikler de olacak. Çünkü gerçekten bazı obezler metabolik olarak iyi olabiliyorlar. Yani bakıyorsun adam şişman. Benim böyle bir arkadaşım var. Adam 225 kiloydu. Kolesterolü benden düşüktü. İnsülin direnci yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama şişmandı. Çok şişmandı hem de. Yani böyle tip obez insanlar da var. Ya da klinik obezler var. Bazen bakıyorsunuz zayıf gibi görünüyor. Gizli şişmanlık var. İnsülin direnci var. Göbek çevresinde yağ birikimi var. Esasında o da klinik obezite. O da farklı bir tür. Yani o kadar değişken ki bu. Her neyse. Başka soru, yorum, son bir dakika. Bülent abi, ben bir tek şeyi eklemek istiyorum. Bu aşırı protein kaybı hakikaten kardiyomiyopatiler için büyük risk oluşturuyor. Siz hatırlayacaksınız, eskiden bu anorektik hastalar kalp krizi geçirip ölürlerdi. Onun için hatta elektroşok tedavisi yaparlardı anoreksiyi tedavi etmek için. Belki gebelerde bu kalbin yükünün artıyor olması bize o konuda uyarıcı bir şey olmalı. Yani bu kadar ciddi kas kitlesi kaybı, kilo kaybı olan hastalarda belki gebenin kalbini biraz daha iyi takip etmek lazım. Evet, olabilir. Gerçi hani bu tabii metabolik şeylerin bozukluklarının düzeltilmesine sekonder büyük olasılıkla, ama kardiyovasküler riskte de esaslı bir azalma yapabilir bu ilaçlar. Ama tabii bunlar daha uzun vadeli etkilerini göreceğiz. Peki, yani büyük olasılıkla bu konuyu böyle yılda bir konuşmamız gerekecek ve eminim ki biriken data çok daha farklı yönlere gidecek diye düşünüyorum. Herkese katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konuyla buluşmak üzere diyorum. Sağ olun. Hoşçakalınız. İyi günler.